Robert'ın isyanı Prens Rhaegar'ın Lyanna Stark'ı kaçırması, Targaryen hanesinin yok olmasına sebebiyet verdi. Eris'in gerçek çılgınlığı, Rhaegar'ın yaptığı bu yanlışlara karşı adalet ve çözüm isteyen Lord Stark'a, onun varisine ve destekçilerine karşı kralın verdiği ahlaksızca kararlar ile tamamen gün yüzüne çıktı onların söyleyeceklerini adil bir ortamda dinleyip karara bağlamak yerine Kral Eris Lord Stark ile varisi Brandon Stark'ı vahşice katletti ve bu cinayetlerini yenilerine eklemek için Lord Jon Arryn'dan eski yaverlerinden olan Robert Baratheon ile Eddard Stark'ı infaz etmesini emretti. Günümüzde birçokları Robert'ın isyanının gerçek başlama noktasının bu emri direkt olarak karşı gelen ve adalet için sancaktarlarını göreve çağıran Lord Heron ile başladığı konusunda hemfikirlerdir. Lakin vadi lordslarının hepsi Lord John ile aynı fikirde olmadığından vadideki kraliyet taraftarları ile Lord Heron'ın güçleri arasında iç savaş çıkmıştır. Bu iç savaş yedi krallığın dört bir yanında adeta çılgın ateş gibi yayıldı. Ve Lordlar ile şövalyeler bir bir taraf seçmeye başladı. Bu savaşlarda yarılanların bir çoğu günümüzde de hayattadır. Ve onlar bu isyan hakkında o savaşlar içinde yer almayan bendenizden çok daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu yüzden Robert'ın isyanının gerçek detaylarını kaleme almayı bu isyan içinde yer alan kişilere bırakıyorum ki orada bizzat olmadığım için yazacağım olası gerçekle alakası olmayan ve yanlış yazılar ile o büyük zorluklar çekmiş kişiler gücenmesin veya yerilmesi gereken kişiler yanlışlıkla alkışlanmasın. Bu yüzden detaylara girmek yerine isyan sonunda demir tahta oturan ve delilikler ve çılgınlıklar yüzünden neredeyse yok olmuş diyarı tamir eden Lord ve Şövalye'ye odaklanacağım. Robert's Bratty'in kendisine ne kadar korkusuz ve yılmaz bir savaşçı olduğunu kanıtladıkça birçok lord ve şövalye onun sancığı altında toplanmaya başladı. Robert'ın ilk başarısı Targaryen taraftarı olarak ayaklanan Lord Grafton'ı Martı kasabasında yenmek oldu ve oradan da sancaktarlarını çağırmak için kraliyet donanmasına yakalanma riski olmasına rağmen fırtına burnuna doğru yelken açtı. Ancak fırtına lordlarının hepsi Robert yanlısı değildi. Eris'in kraleli Lord Merivader bazı fırtına lordlarını Robert'a karşı ayaklanmaya ikna etmişti. Ancak Lord Robert'ın yaz kalesinde bir günde üç savaş birden kazanması bu çabaları boşa çıkardı. Robert'ın alelacele toparladığı ordusu Lord Grandison ile Lord Catherine'ın ordusunu mağlup etti. Ve Lord Fale'i bir mücadelede öldürüp Lord Feli meşhur oğlu Gümüş Baltayı esir aldı. Robert'ın destekçileri olan Lord Heron ile Kuzeyliler ordusunu birleştirmeyi planlayan Lord Robert, bu amacına doğru yürürken aynı zamanda kraliyet taraftarlarına karşı galibiyetler de kazanıyordu. Robert'ın büyük galibiyetlerinden biri olan Taşlı Set Savaşı'nda ki aynı zamanda Çanların Savaşı olarak da bilinir, Robert bir zamanlar Prens Rhaegar'ın yaverliğini yapmış, ünlü Sir Miles Mouton ile onun beş adamını öldürdü ve eğer savaşta denk gelselerdi yeni kral eli Lord Cunnington'ı da öldürebilirdi. Bu galibiyet ile savaş Nehirova'ya da sıçramış oldu ve bu da Lord Tully'nin kızlarını Lord Arryn ve Lord Stark evlendirip Robert taraftarı olarak ayaklanmasına neden oldu. Robert'ın kazandığı galibiyetler Targaryen taraftarı olan orduların sersemlemesine ve dağılmasına neden oldu. Kraliyet muhafızları, Lord Cunnington komutasındaki yenilmiş ordunun toparlanması için Kızıl Kale'den ayrılırken, Prens Rhaegar güneyden dönüp, kral topraklarında bir araya getirilen yeni ordunun komutasına geçti. Sonrasında Ashford'da kazanılan galibiyet, Robert'ın geri çekilmesine ve fırtına toprakları yolunun Lord Tyrell için tamamen açılmasına sebebiyet verdi. Menzilin bütün gücünü yanında getiren Lord Tyrell, önüne çıkan bütün direnişçileri kolayca alt etti. Ve fırtına burnunu kuşatmak için pozisyon aldı. Kısa süre sonra onlara Lord Pexton Arbor'dan getirdiği muhteşem donanması da katılınca fırtına burnu karadan ve denizden abluka altına alınmış oldu. Bu kuşatma savaşın sonuna kadar sürmüştür. Prenses Elia'nın savunulması adına Dorn'dan gelen 10 bin mızraklı asker, kemik geçidini geçip kralın şehrine gelerek Rhaegar'ın oluşturduğu yeni orduya katıldı. Bu zamanlarda Kızıl Kalede olanların söylediklerine göre Elis'in davranışlarının düzensiz olduğu ve emrindeki hiçbir kraliyet muhafızına güvenmediği ancak Lord Tywin'e karşı rehine olarak Sir Jaime Lannister'ı bir an bile yanından ayırmadığı bilinmektedir. Prens Rhaegar sonunda ordusunun düzenini sağlayıp kral yolundan üç dişli mızrağa doğru yol aldığında kralın şehrinde sadece bir tane kraliyet muhafızı kalmıştı. Prens Lovin, kuzeni Prens Doran tarafından yardıma gönderilen mızraklı birliklerin komutasına geçti. Lakin söylenene göre bunu yapmasının tek sebebi, Dornaların ona ihanet etmesinden korkan çılgın kral tarafından tehdit edilmesiydi. Sir Lewin ile birlikte Sir Cesur Beriston ve Sir Canis Orderi de Prens Rhaegar'ın ordusu ile üç dişli mızrağa doğru yola çıktı. Böylece kralın şehrinde kalan tek muhafız genç Sir Jaime Lannister oldu ünlü üç dişli mızrak savaşı hakkında çok şey yazılıp söylenmiştir. Ancak bilinmesi gereken iki ordunun nehir geçidinde sonraları Prens Rhaegar'ın zırhından dağılan yakutlar nedeniyle yakut kalesinde çarpışmış olduğudur. İki ordu da neredeyse denk sayıdaydı ve Rhaegar'ın ordusu 40 bin civarındaydı. Bu 40 bin kişilik ordunun 4 bini şövalyelerden oluşurken, isyancı güçlerin asker sayısı biraz daha az olsa da, Reykar'ın askerleri gibi yeni bir araya gelmiş değil, savaş görüp bilenmiş askerlerden oluşuyordu. Kaledeki savaş kanlıydı ve o savaşta birçok kişi hayatını kaybetti. Sir Janitor Orderi ile Prens Lavin savaşta öldürüldü. Ancak en önemli ölüm henüz gerçekleşmemişti. Savaş çığlıkları içinde sürer iken, belki tanrıların takdiri, belki şans, belki de bilerek Lord Robert ile Prens Rhaegar kalenin gölgesi düşen savaş alanında karşı karşıya geldiler. O ana şahit olmuş herkesin ağzından çıkan ortak cümle, iki şövalyenin de atları üzerinde cesurca savaştığıdır. İşlediği bütün suçlara rağmen Prens Rhaegar korkak biri değildi. Lord Robert, Ejder Prens tarafından yaralansa da, mücadelenin sonunda Bratia'nın korkutucu gücü ve elinden çalınan nişanlısının intikamını alma isteği, Prens Rhaegar'ın gücünden baskın çıktı. Robert'ın savaş çekici hedefini buldu ve Robert çekicindeki dikenleri Rhaegar'ın göğsüne sapladı ve prensin göğüs işlenmiş pahalı yakutları savaş alanına saçtı. O andan sonra iki taraftan da askerler savaşmayı bırakıp değerli taşları ele geçirebilmek için nehre atladılar. Hezimete uğradıklarını anlayan kraliyet yanlıları ise savaş alanından kaçmaya başladılar. Lord Robert'ın aldığı yaralar kaçan ordunun peşine düşmesine engel oldu. Bu yüzden de bu görev Lord Eddard Stark'a devredildi. Lakin Robert içindeki gerçek şövalyeliği ağır derecede yaralanmış Sir Barristan'ın öldürülmesine karşı gelerek gösterdi büyük şövalyeyi öldürmek yerine yaralarıyla ilgilenmesi için kendi üstadının çadırına taşıttı. Böyle bir davranış, gelecekteki kralın arkadaşlarının ve müttefiklerinin sarsılmaz sadakatinin de habercisi ve Robert Bratheon gibi eli açık ve merhametli çok az kişi olduğunun bir göstergesiydi. Robert'ın isyanı bölümünün sonu